Türk futbolunun hali bence son derece ortada. Hiç olmadığı kadar bir felakete doğru sürükleniyoruz. Aslında belki birçok izleyicimiz bunun henüz farkında değil ama biz tam da zamanında bu futbol şöleninin yani Avrupa maçlarının öncesinde bunun bir kez daha altını çizmemiz lazım. Çünkü yani şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Biz bu oynadığımız Avrupa'daki futboldan memnun muyuz? Ya biz freni patlamış bir kamyon gibi gidiyoruz. Yani bunu bir felaket tellalcısı olarak söylemek istemiyorum ama yani durumumuz da ortada. Bizi hangi tehlikelerin beklediğini gerçekten burada altını çize çize söylememiz lazım. Çok kötüye gidiyoruz. Biz önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağımızın farkında değiliz galiba. Yani biz öyle bir futbol oynuyoruz. Ve takım bazında da değil. Yani bu Türk futbolunu çok ciddi anlamda etkileyecek bir tabii tehlike. Tabii ki. Ya şimdi takım bazında senin Avrupa kupalarında verdiğin mücadele sana ülke puanı olarak geri dönüyor. E sen ne kadar çok ülke puanı alırsan sıralamanda o kadar yukarı çıkıyorsun. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'nden bir başlayalım. Şahane bir örnekle Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım. Geride iki tane maç kalmış gruplarda oynanan ve Galatasaray sıfır çekmiş. Ya sıfır, bir tane bile gol atamamış Galatasaray. Bu nasıl bir tablo? Yani şu diğerlerine bakıyorum zaten Bayern Münih'in 10-60, City 5-60, Paris Saint Germain 4-60 onları saymıyorum bile de. Hani normal böyle sıradan Kızıl Yıldız 3 tane gol atmış. Dinamo Zagreb 4 tane gol. Ya Slavia Prag bile Inter'e gol atmış ya. Slavia Prag Inter'e gol atabiliyor. Biz ne Kulüp Brugge ne Paris Saint Germain'e sahamızda gol atamıyoruz. Ya ben hiçbir zaman Galatasaray'ın böyle bir şeyle anıldığını hatırlamıyorum ya. Yani Galatasaray dediğin zaman Avrupa'da başarılar. Yani geçen sene 3-0'lık galibiyetle başlıyorsun. Müthiş bir başlangıç yapıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. E bir de son maç gol atabiliyorsun. Son zamanlarda zaten bu ivme aşağı gidiyordu. E şimdi biz hakikaten dibe vurduk diyebilirim. Yani bu niye önemli biliyor musun Dilay? Bizim gol atamamız prestij açısından sadece değil. Sen gol atamadığın zaman ülke puanı kazanamıyorsun. Ülke puanı kazanamadığın zaman da sıralamada az önce söylediğim gibi aşağı düşüyorsun. İşte buyur. Sıralama bu. Ukrayna biz, şu an üstümüzde. Ya Ukrayna bizim üstümüzde. Arkamızda Avusturya böyle boğazımıza yapışacak. Bak bak puana bak, farka bak. Geliyorlar. Evet. Bak şimdi izleyicilerimizin anlayabilmesi için çok net, basit bir şekilde anlatacağım. Avrupa kupalarında oynadığın her maça 2 puan galibiyette 2 puan alıyorsun. Beraberlikte 1 puan. O da yani 2000 ve 1000'e tekabül ediyor. Tam etmese de. Çünkü kendi gruplarında kaç takımlı varsa bir de ona bölünüyor. Yani sen Türkiye olarak bir takımın galibiyet aldığı zaman bu otomatikman 32.600 veya 32.500. 3 aşağı 5 yukarı yuvarlayarak konuşuyorum. Beraberlik aldığın zaman 1000 puan ekleniyor buraya. Sen asla ve asla bu sıralamanın altına düşemezsin. Bunun altına düşersen Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamazsın. Başka ne gibi tehlikeler? Çok basit bir kural var. İlk 10'da olacaksın normalde, normal şartlarda. Ama statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de son 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandığı için buradan kontenjan açılıyor. Yani aslında bu da değil. Burada olman lazım. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu mesela Liverpool. Premier Lig'de de ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kazandığı için bu kontenjan açılıyor. Sen buradasın şu an. Ama burada olamazsın. Ama biz işte buraya doğru gidiyoruz. Problem bu. Ve Avusturya ile aramızdaki fark çok basit bir fark. Bak şimdi. Yani 12. sıraya düşmemiz. Dilay, Salzburg Şampiyonlar Ligi'nde kazanmış. Puanını cebine koymuş, gümbür gümbür geliyor. Bu sezondan bahsediyorum. Wolfsburg kazanmış. LASK kazanmış. 3 tane Avusturya takımı galibiyet almış. Ve sen şimdi dön bizim gruba bak. Biz ne yapmışız? Biz puan alamamış, biz galibiyet, yani galibiyeti, puanı boş ver, biz hiçbir şey, sıfır puan, sıfır. Bizim grupta oynadığımız maçlarda Avrupa'da sıfır çekiyoruz UEFA Avrupa Ligi'de, 3 takımımızda. Hem Beşiktaş, hem Başakşehir, hem Trabzonspor. Arkadaş bu lüksümüz yok. Yani bak Beşiktaş da gol atamasa UEFA Avrupa Ligi'nde de gol atamıyoruz ya. Bak Başakşehir 4-0, Hetafe 1-0. Beşiktaş'ta Sloven Bratislava'ya ki bence ayarı denki bir takım değil 4-2 yeniliyor. Bizim görevimiz uyarmak. Bak Türk futbolu çok kötü bir yere gidiyor. Tarihe not düşüyoruz buraya. Bu programda Allah korusun. İstemiyoruz tabii ki ama. Bu akşam da kendi evlerinde oynayacaklar. Yani büyük bir avantaj. Yenilgi gibi bir ihtimal yok. Yani tabii ki var futbolda ama biz bunu artık kafamıza... olmamalı. Olmamalı. Olmamalı kesinlikle. Çünkü bizim Türk futbolunun geleceği
ve iyiliği için olmamalı.